O zaman o anlara gidelim. Tabii. Çağrı'yla beraber takıma eleştirdiğiniz, yani senin deyiminle eleştirmediğiniz ama eksiklerini söylediğiniz anlar. İzleyelim, üstüne bakalım, biz yorumlayalım. Eleştirmişler mi yoksa gerçekten doğruları mı konuşmuşlar? İzliyoruz. 9'dan ayrılan almak çok güzel değil mi? Çok güzel. Yani çok çok keyifli. Hem de biliyorsun yani alamazsak ne olacağını da biliyorsun. Alamazsak biz de olacakları söylüyorsun zaten. Aynen. Ama dün aldık ya. Baba bench'in hali nasıldı karşıda? Evet. Yangın yeri diye yemin ediyorum sana. Karşılıklı birbirlerine en azından dürüstler. Yani biliyorlar birbirlerini. Ne yaptıklarını, ne ettiklerini. Bizim takım daha felaket. Bizim kurtlar sofrası. Herkes daha biz dokunulmazlığa gitmeden filmler başlıyor bizde. Yazılacak isimleri bizim hemen zaten şeyde biz varız, hedefte biz varız. Elleri de rahat. İkili üçlü dağılıyorlar. Bizimle ilgili konuşmaya başlıyorlar. Ya Doğan ya ben. Bizim takım felaket. Sins. Bizim takım harbi sins. Bizim takım sins. Yani Allah korusun yani. Direkt zaten hedefte biz varız. Tabii. Eller tetikte bekliyor. Bize direkt. Aynen. Bizi birbirimize de şey yapabilirler. Yani yazıp bizi böyle. O öyle bakaya düşünürler de işte o kendi düşündüklerinde kalır. Ama emin ol bizim takımın da çok az kaldı karttan açılmasına. Bak gram kaldı ya. Gram kaldı. O kartları da ben açacağım bak ben sana söylüyorum. Ben de açacağım. Ben de. Bir kartı resti çektiğim zaman ünlüler de karışacak. Burası da karışacak. Şimdi lay lay lo. Şirinler köyü. Birisi Şirin Baba, birisi Süslü Şirin, birisi Salak Şirin. Şimdi gemiye çıkıyorlar. Herkes dümene geçmeye çalışıyor. Dümeni çok seviyorlar baba. Bırakın dümeni ya, bir bakalım tekne gitsin mi ya? Bir kendi gitsin. O zaman ne olacak görelim. Bu onların filmi bu hafta bize olsaydı sen sahneyi izle o zaman. Bak sen sahneyi izle diyorum. Değil mi? İki tane Allah korusun biz kaybetsek filmi görür. Bu kulislerin hepsini ortaya çıkartacağım. Ayrıyeten de bu kulislerin etrafında susan pusan, kendini geri plana atan, böyle izlemeyi tercih eden insanları da ortaya çıkacağım. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Evet, tahminime göre birleşmeden bir ay önce senin de böyle yeni geldin ikinci haftalar falan evet gibi tahmin ediyorum bu röportajları. Evet. Çünkü gerçekten Çağrı'da sen de tam topun ağzında olduğun zamanlar. Evet, devamlı. Ama bir şekilde o kısmı atlattınız. Hatta Doğan yazılıyordu ilk başlarda. Sonra ne yaptın, ne ettin? İnsanların kalbine girdin. Bir evet şekilde kendini kabul ettirdin. Hatta çok inanılmaz oyunlar kazandığını hatırlıyorum. Böyle çok spesifik oyunlar kazandığını hatırlıyorum. Bir şekilde adada insanlara kendini kabul ettirdin. Sevilen biri oldun ve artık Doğan isim yazılmamaya başladı. Evet. O süreci biraz da senden dinleyelim. Tabii buradaki röportajlardan sonra takıma karşı da biraz yumuşaman oldu senin de. Evet. Şöyle bir şey vardı. İlk geldiğim zamanlar arkadaşlarımla konuştuğum zaman da ilk 10 ve 15 gün arasında açılacağım söylendi. Hani bu alışma süreci var dedi herkes. Sakin ol, atışların oturacak. O tarzda konuşmalar yapılmıştı. Ama bu konuşmanın üstüne pat pat iki tane pota beni gerçekten Acun abiyle söylemiştim o zaman. Gerçekten kırbaçlamıştı. Hı-hı. Kendime gelmiştim yani. O potalardan sonra ben kendime geldim aslında. Ondan sonra takıma kendimi kabul ettirmem, o potalardan çıkıp oyun almam, kendimi biraz daha göstermem oldu. Arkadaşların içine de girme. İşte zaman geçtikçe yavaş yavaş muhabbetlerimiz artmıştı. İlk zamanlarda zaten Hayrettin de vardı. Barış da vardı. İlk de onlarla bir yakınlık kurmuştum. Ondan sonra kendimi geri çekmiştim. Ondan sonra bir Çağrı'yla yakınlık kurduk. Çağrı'yla zaten sonuna kadar devam etti. Gerçekten içeride insanlarla aramız o kadar kötü değildi. Çıkıyor açlıktan kavgalar çıkıyor, tartışmalar çıkıyor. Ama normalde herkesle normal konuşabiliyorduk yani her zaman. Evet. Bu arada Doğan'da şöyle bir özelliği var. Ben kendi kafamda öyle bir istatistik tuttum. Herhalde doğrudur da. Bu sene yedekten gelip de ilk iki hafta yazılıp da elenmeyen tek Doğan. Tek yedek yarışmacı Doğan. Çok zordu. Hani Sergen yazılmadı zaten yedekten gelince. Sergen. Yazılmadı. Var. Yazılınca iki hafta üst üste elenmeyen diyorum. Elenmeyen. İlk geldi iki hafta yazıldı Doğan ve elenmedi. Diğer yedeklerin hepsi elendi ilk iki haftasında. Benim yazılanlar. Çok büyük riskliydi zaten o iki pot. Yazılanların hepsi elendi. Evet, Doğan'ın da tabii şöyle bir kitlesi olduğu için evet, dışarıdan evet bence bir avantajı vardı. Çünkü yani ama önemli bir gelir gelmez ne yani yalan yok. Doğru düzgün istatistik vermemiş olmana rağmen evet SMS'lerde fena değil. İlk ortamda 4 ya da 5'tin yanlış hatırlamıyorsam. Yani bir kitleyle şey gelen olmuştu yarışmacılardansın. Evet, avantajını evet çevirebilirdin. Eğer ki böyle röportaj verebilen bir adam yani senden bahsediyorum. Evet. Çünkü röportajlarında da ada hayatın şey değil. Yani yanlış anlaşılmasın. Mesela Batuhan'ın röportajları güzel ama ada hayatıyla uyuşmuyor. Evet. Senin ada hayatıyla röportajların örtüşüyor. Hı hı. O yüzden ben senin röportaj verme şeklini de seviyorum. Direkt konuşmalarını böyle diktelerini de seviyorum, beğeniyorum.
Ama performansın biraz eksikti. Eğer performansın olsaydı daha elenmemiştin. Da bence de. Evet. Performansım iyi olsaydı daha bayağı giderdim diye tahmin ediyordum ben de. Çünkü son zamanlarda gerçekten açıldım. Nefesim açıldı. Parkurlarda hızım açıldı. Bir atışlarım otursaydım arkadaşlarım gerçekten bu sefer şey olacaktı. Yani beni içine alabilirdi. Biz dışarıdan sonradan geldiğimiz için gerçekten bir dışarıda kalıyorsun takım içinde. Tabii ki o yani bugün ben gitsem Gökhan gitse de dışarıdayız yani. Hı hı. Çünkü oradaki bir olaya giriyoruz. Çok zor. Çok kolay değil içlerine girmek, kabul edilmesi. Son gelen her zaman da ilk yazılır. Evet. Evet. Eğer böyle çok acayip sükse yapmadıysan performans olarak Sergen gibi, Gonca Berkay gibi, onlar sonradan girip Berkay gibi sonradan girip gerçekten bir şey gösterdiler. Evet. Ha dediler. Biz bu insanı elemememiz lazım. Onu da kolay yapmak, onu da yapmak kolay değil. Evet. Çok iyi bir sporcu olman lazım. Hele senin gibi hazırlıksız giden insan için çok kolay değil. Adada tartışmaların o da oldu. Biraz onları konuşmamız lazım. Yani kimlerle şöyle tartıştığını düşünürsek Barış'la bir iki kere tartıştınız. Evet. Hı hı. Ondan sonra Dora'yla tartıştınız. Bir Zeytinburnu muhabbeti var. Evet. Önümde de listeler var. Başka Batuhan'la bir tartışmanız var. En son hatta o da.